Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Yeditepe Üniversitesi Koşu Yolu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Osman Kelahmetoğlu konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Programımıza. Teşekkür ederim. Biz program öncesi sohbet ederek aslında bir nevi programa başlamış olduk. Tabii konumuz ciddi bir konu. Kilo verme, sarkmalar, işte vücut şekillendirme gibi aslında ülkemizin birçoğunu, insanı ilgilendiren bir konu aslında. Şimdi o zaman ilk soruyla şöyle başlamak isterim. Yine belki hepimizin başına gelmiştir ya da ailesinde. Kilo alıp kilo verme, özellikle kilo vermede bir diyet, sıkı bir spor ama vücutta da ne bileyim işte bir sarkma, böyle çatlamalar gibi sarkma daha çok belki oluyor. Bunlar neden olur? Bunun sebepleri nelerdir? Özellikle son zamanlarda moda olan bir bariyatrik cerrahi, moda değil mi? Yani daha popüler olan bir bariyatrik cerrahi var. O bariyatrik cerrahi insanların hızlı kilo vermesine sebep oluyor. Bu hızlı kilo verdiği zaman derinin altında yağ dokusun ve kas arasındaki çeşit iki tabaka zar vardı. O zarlardan bir tanesi yüzeyli olanı deriyle yüzeyel zar tabakası arasındaki bulunan yağ hücreleri bir sıkılık sağlar vücuda. Oradaki yağların ani ve çabucak yok olması arada tuttuğu bağların çok erken şekilde kopmasına, zedelenmesine sebep olur ve bunlar da sarkmayı oluşturur. Özellikle hızlı kilo alıp vermelerde bunları görmek mümkündür. Evet, çok ciddi sorunlar oluyor tabii ki. Bunların da tedavileri de oluyor anladığım kadarıyla. O süreç nasıldır? Yani işte bir sarkmadan şikayet eden bir hasta geldiğinde ilk nasıl bir yöntem oluyor? Yani ya da bir tedavi mi oluyor? Tedavisi nasıl ilerliyor? Her şey daha, her ne kadar her şey temel bir yaklaşım olsa da kişiden kişiye aslında değişiyor. Hastalık yoktur, hasta vardır gibi. Her hasta uygulanacak farklı cerrahi yöntemler veya farklı tedaviler mümkün bu kişiler için. Öncelikle detaylı bir muayene ve hikayesini almak lazım. Hastanın nasıl zayıfladığını, diyet veya spor yaparak mı yoksa bir cerrahi işlem mi geçirdi ya da başka bir medikal ilaç tedavisi alarak mı hızlıca zayıfladı? Bunları inceleyip iyice bir süzgeçten geçirdikten sonra tedaviye başlamak, hastaya anlatarak başlamak gerekir. Doğru. Bir ikincisi de yine benim çevremde de çok rastladığım bu vücut şekillendirme ameliyatları. Böyle bir istek de çok oluyor tabii ki. Vücut şekillendirme ameliyatları. Şunu sormak isterim. Bu ameliyatlar kimlerde uygulanabilir? Vücut şekillendirme daha çok vücut kitle endeksi normal işte. Vücut kitle normali 19-25 arasıdır veya fazla kilo dediğimiz 25-30 arasındaki kişilerde işte bölgesel fazlalıklarına göre uygulanan bir yöntemdir. İşte en sık yapılan nedir? Karın germe. İşte bel çevresindeki fazla yağ dokusunun alınması liposakşında veya işte memenin şekillendirilmesi ve poponun şekillendirilmesi bölgesi olarak ya da işte uyluklardaki fazla yağ liposakşın alınması bunlar girebilir. Ama bunlar herhangi bir daha önce bir diyet programı almamış. Evet. Normalde zaten yani aslında normal sınırlarda olan kişilere uygulanan ameliyatlardır. Peki bu hangi yöntemlerle yapılıyor bu ameliyatlar? Şimdi temel farklı teknikler var. Bölgeye göre değişebilir. İşte liposakşın neredeyse vücudun birçok yerine uygulanabilir. Tek başına vakumla yeğenme bir ameliyatıdır. Küçük birkaç delik oluşturulur. Oradan fazla yağlar alınır. Onun dışında dokuların çıkartılarak şekil verildiği ameliyatlar vardı. İşte karın bölgesinde buna abdominoplastiye, karın germe diyoruz. Evet. Uylukta uyluk germe. 360 derece dediğimiz bir yöntem var. Çepeçevre olarak bel bölgesi ve karın olacak şekilde fazla doku çıkartıp gerilmesi. Kollarda bir sarkma varsa yine kol germe yapılabilir. İşte memelerde bir sarkma varsa meme dikleştirme dediğimiz ameliyatlar uygulanabilir. Aynı şekilde yüzde ve boyunda da ciddi kilo vermiş hastalarda bir sarkma olacaktır. Bunlar da aslında ona girer. Yine şekillendirme gerekir. Belki ismini duyuyoruz ama çok da bilmediğimiz abdominoplasti. Evet. Bu nedir? Nasıl uygulanan bir tedavi yöntemidir, müdahaledir? Abdominoplasti karın bölgesinde göbek deliğinin altında kalan fazla dokunun çıkartılmasıdır. Bir cerrahi işlemdir. Bazen bunun alternatif liposakşın olabilir. Ancak bunu kesinlikle muayene sonucuna göre karar vermek gerekir. Asıl abdominoplasti
fazla dokunun çıkartılıp liposakşında kombine edilerek veya edilmeyerek fazla dokunun çıkartılıp her iki kürek leğen kemiği arasında bir çizgi kalacak şekilde çizgi kalacak şekilde oradaki dokunun çıkartılıp tekrar şekillendirmesi ve altta karın kaslarının şekillendirmesidir. Bazen daha küçük problemi olan kişilere de mini abdominoplasti dediğimiz yöntem uygular. Bundaki iz daha kısadır. Ameliyat da biraz daha basittir. Yine bir ama doku çıkartıp tekrar şekillendirip dikme üzerine dayalıdır. Bunlarda herhalde bir iz falan kalmıyor değil mi bu müdahalelerden sonra? Elbette ki tüm ameliyatlardan sonra iz kalıyor ama biz o izleri saklamaya çalışıyoruz. Ve hastaların biz uyumlu olmaları lazım. Kesinlikle sigara içmeden istemiyoruz hastaların. Aslında ameliyattan bir ay önce falan bırakmaları gerekir aslında normal şartlarda. Sonrasında da bizim dediklerimizi yaparlarsa iz olabilecek en az şekilde kalacaktır. Aslında çok güzel bir konuya değindiniz. Bu müdahalelerden önce sigarayı bırakması, bunun dışında başka bir hazırlığı var mı hasta açısından? Bir sigara bırakması lazım kesinlikle bizim için. Ondan sonra da hastanın kilo verme şeklinde veya kendi vücut yapısına göre belli bir tetiklerden geçirmek lazım. Eğer bir kilo verme ameliyatı geçirdiyse bu hastalarda anemi yani kan seviyesine düşüklük olacaktır. Demir emilim bozulmuş olacaktır. Çinko emilim bozulmuş olabilir. Diğer tiamin veya B12 vitaminlerin emilimi bozulmuş olabilir. Dolayısıyla bunların yerinde konması lazım. Bunlar hem hastanın ameliyat sonrası daha sağlıklı geçirmesine, problemsiz en azından bir mortalite riski oluşturmamasına sebep olur. Aynı zamanda yaraların da çok daha iyileşmesine sebep olur. Sonrasında ne yapması gerekir hastanın? Yani operasyon gerçekleşti ve sağlıklı bir operasyonda her şey yolunda. O nasıl bir süreç bekliyor hastayı? Nelere dikkat etmesi gerekir? Bir kere bizim kendi hekimler tarafından önerilerin dışına çok çıkmasını istemeyiz. İşte ameliyattan sonra belli bir korse giymesi gerekecektir. Bu kişiden kişiye de yapılan işleme ya da cerrahın tercihine göre değişebilir. Ortalama 4 hafta diyebiliriz buna. Sonrasında işte yara bakımlarının düzgün yapılması, pansumanların düzgün takip edilmesi, hekimin kontrol altında kalması yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Özellikle kilo verme ameliyatı olmuş kişilerde. Onlarda problem çıkma ihtimali daha fazladır. Bunları zaten öncesinde hastaları bilgilendiriyoruz. Ona göre gereken manevraları zamana geldiğinde yapıyoruz. Kol germeden de bahsettiniz. O nasıl bir müdahale ve kimlerde uygulanıyor? Yine ciddi kilo kaybı olan kişilerde uygulanabilir veya ciddi kilo vermese de kolun iç yüzünde bir fazlalıkla, sarkmayla, işte normal günlük yaşamında askılı giydiğinde çok belirgin olan kişilerde uygulanabilir. Onda da birkaç çeşit iz kalacak şekilde yapılabilir. Bir tanesi kolun iç yüzünde dirsekten omuz, koltuk altına kadar uzanacak bir şekilde doku çıkartılır. Yine bunlar liposakşınla kombine edilebilir ya kombine edilmeye gerek olmayabilir. Bir iz kalır kolun iç yüzünde. Bu kolunu şu şekilde kaldırdığı zaman görünecektir. Burada kalacaktır. Diğer bir tanesi de mini iz, küçük iz şekilde ayarlanabilir. Evet. O da koltuk altına yerleştirilebilir. Orada katlantı şeklinde durur ama tabii ki bunların kararında hastadan hastaya göre değişiyor ve kesinlikle muayene şartı. Hepsinden önce muayene şartı. Evet, muayene şartı. Kişiden kişiye değişen etkenler de olabilir. Evet. Peki bu etkenlerden biri de zamanlama mı? Yani bu vücut şekillendirme için, operasyonu için doğru bir zaman söz konusu mu? Yani hasta eğer bir kilo vermeyle ciddi bir kilo kaybı yaşamadıysa bunun için çok uygun bir zamanlama gerek yok. Her zaman yapılabilir. Sadece işte bizim için önemli olan yine sigaradır. Onu öncesinde bırakmasını istiyoruz. Veya diğer başka ek hastalıklar varsa onun incelenip kontrol altına alınması lazım. Eğer bir kilo verme ameliyatı geçirdiyse bu hastaların en az bir buçuk yıl bekleme süresi gerekir. Çünkü ilk bir yılda çok ciddi bir kilo kaybı olacaktır. Sonra yavaş yavaş bir yıldan sonra kilo kaybı devam eder ama hızı azalır. Hastanın idealindeki kilo, kafasındaki kilo nedir, ona ulaşabilmiş mi? O bizim için önemlidir. Diğer beslenme programlarına uymuş mu? Herhangi bir beslenme eksikliği var mı yok mu? Onların kontrolü lazım. Bir buçuk yıldan sonra bu ameliyatlar uygulanabilir. Eğer hasta kafasındaki kilo hala ulaşamadıysa bu süre daha da uzayabilir. Peki bu vücut şekillendirme ameliyatları için bir yaş sınırı ya da bir yaş aralığı var mı? Yani yetişkinlere bu ameliyatları yapabiliyoruz. İleri yaşta da bile olsa sonuçta gerekli kontrole sağlandıktan sonra hastanın talebine göre uygunsa ameliyat herhangi bir hayat tehlikeye sebep olmayacaksa yapılabilir. Bu ameliyatların riski var mı ya da yan etkileri?
her yani cerrahi işlemin bir riski ve yan etkisi olduğu gibi bunların da var. Özellikle vücut şekillendirme ameliyatlarında uzun süren ameliyatlardır. Bunların birkaç bölge beraber yapılabilir bu ameliyatlarda. Aynı seansta yapılabilir. Toptan tüm ameliyatlar yapılabilir ama aslında maksimum iki bölge yapmak gerekir. Hem hastanın da iyileşmesi daha kolay olsun diye. Yalnız bu da dezavantaj olarak alacağı anestezi sayısını arttırır. Narkoz sayısını arttırır. Ayrıca uzun süre kaldığında bir kanda pıhtılaşmaya sebep olup işte beyni akciğere pıhtı atma gibi problemler olabilir. Bunlar yaşanabilir. Bunlar nadir görülen ama ciddi komplikasyonlardır. Bunlara evet. Çok dikkat etmek gerekir. Peki vücut şekillendirme ameliyatları ben de çok bilgim yok. İzleyenler de belki merak ediyordur. Bu bir kilo verme yöntemi mi? Yok, kesinlikle bir kilo verme yöntemi değildir. Kilo verme yöntemi, o taleple gelen kişiler gerçekten görüyoruz. Bunun bir kilo verme yöntemi olmadığını belirtiyoruz. Eğer hastanın böyle bir talebi varsa, öncelikle bir diyetisyen kontrolü veya bir gerekiyorsa obezite cerrahisine ya da endokrinoloji bölümüne hastayı yönlendiriyoruz. Sonrasında biz sadece kilo vermiş bir hastada vücudun fazlalıklarını alıp şekillendirilmesi veya normal kilolu bir hastada bölgesel fazlalıkların daha iyi görünecek şekilde evet. Estetik kaygıları olan. Estetik kaygıları olan kişiler. Daha iyi görecek şekilde planlamayı bir yapmaya çalışıyoruz. Peki az önce bunu sorduğum gibi işte bir kilo verme yöntemi mi dedik? Yanlış algılanabilir. Bunun gibi hiçbir yanlış bilgi var mı sizin alanınızla ilgili? Toplumda kabul gören işte mesela bu bir kilo verme yöntemi değil. O zaman şunu şöyle sorayım. Sigaradan bahsettiniz az önce. Bu sigara içenlerin bir ay önce bırakması gerektiği, evet. Nasıl bir etki oluyor bırakmayanlarda? Onun şeyi nedir, zararı? Şöyle, sigara damarlarda kasılmaları sebep olur. Biz de dokuları çıkartıp gergin bir şekilde diktiğimiz için o zaten o deri uçlarını, yara kenarlarını besleyen damarlarda kasılma zaten olacaktır bizim gerginlikle. Evet. Artı bir de hasta sigara içtiği zaman oraya giden kan akımı azalacaktır. O dokularda ölümler meydana gelecektir. Yani kangren dediğimiz durumlar meydana gelecektir. İşte bunlar da hiç hastaların ve yapan hekimlerin tahammülü olmayan şeyler. Çünkü bir estetik amaçla girdiniz ve orada oluşabilecek komplikasyonlar, ciddi yara iyileşme komplikasyonları hakikaten hem hastayı zorlayacaktır hem hekimi zorlayacaktır. Çok ciddi komplikasyonlar, doku defektleri meydana gelebilir. Peki size daha çok ya da ülkemizde genel olarak bu alanda en çok hangi rahatsızlıklar geliyor? Biz de bölgesel yağlanmayla beraber işte karın germe, meme küçültme ameliyatlarını daha sık yapıyoruz. Yine kol germe, uyluk liposuction ya da uyluk germe işlemleri yapılabiliyor. Son zamanlarda dediğim gibi bariyatrik cerrahi sayıları da arttığı için bu hastaların da sayısı oldukça artmış durumda. Bunları da birkaç seans olacak şekilde ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Ameliyat sonrası böyle bir psikolojik destek gibi bir böyle bir öneri oluyor mu hastalara? Aslında öncesinde de olması gerekiyor. Çünkü bu hastalar şu kanıtlanmış bir durum. Kilo verme ameliyatı olmuş bir hasta sarkmalarla beraber yaşadığı zaman kendi çekici bulmuyor. Hem cinsel anlamda hem görsel anlamda özgüveni yitiriyor, içe kapanma yaşayabiliyor. Kilo verme ameliyatı sonrası işte şekillendirme olan hastalarda bu oranın ciddi şekilde arttığı görülmüş. O yüzden öncesinde de psikiyatrik tedavi ya da psikolojik destek bu hastalara gerekebilir sonrasında da. Peki kişi işte operasyonu gerçekleştirdi, gayet başarılı geçti. Peki normal yaşantısına kaç gün sonra ya da hangi sürede tekrar normal hayatına dönebiliyor? Bu da yapılan ameliyata göre değişiyor ya da ameliyat sayısı aynı seansta kaç tane yapıldığına göre değişiyor ama şunu söylemek lazım, bir geçirdiği bariyatrik cerrahiye göre biraz da uzun sürebilir işe ya da hayata geri dönmesi ama ortalama bir hafta 10 gün gibi bir süre zarfından sonra bir herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa normal en azından günlük işlerini çok rahat yapabilecektir. İşte birkaç hafta sonra da günlük işlerine rahatça dönecektir. Liposuction ameliyatlarında çok geniş bölge yapıldıysa çok daha basit işlemler gibi görünebilir liposuction ameliyatı ama çok geniş bölge yapıldığı zaman yine o bile bir haftayı falan bulan bir nakavt dönemi gerektirir. Peki aklıma yine bir soru geldi. Tekrarlanması durumunda yani işte liposuction dediniz yapıldı. Tekrar hasta 5 ay sonra bunu talep etti. Ya böyle bir süresi var mı? Yani en az 2 yıl yapılamaz, en az şu kadar bir süre olmaması gerekir diye. Ya vücudun tam toparlaması liposuction yapıldıysa
9 ay gibi bir süre beklemek gerekir. Çünkü zaten biz ameliyat yaptıktan sonra bir 5. günde falan neredeyse orası eskisi gibi görünecektir hasta. Sanki hiç ameliyat olmamış gibi tutacaktır, ödem oluşacaktır. Onlar yavaş yavaş 1. haftadan sonra kaybolmaya başlar ve bu bir zaman alacaktır. Bunu çok iyi anlatmak lazım hastalarımıza. Sonrasında bekleme süresinden sonra 9 ay, 1 yıl gibi en az ben kendi tercihim beklemeye çalışıyorum. Sonrasında ikinci müdahaleler düşünülebilir. Peki en çok hangi şikayetler geliyor ameliyat sonrasında? Yani vücut şekillendirme, işte liposuction yapıldı. Hı. Sonra geri bildirimlerde en çok gelen şikayetler ne oluyor? Liposuction'a genel olarak bir komplikasyonlarından bir tanesi düzensizliktir derideki. O da yüzeyel yapıldığı zaman görülebilir. Bunlar ufak tefek sıkıntılar olarak bize geliyor. Bir de izler, ama izler önceden kesinlikle bahsedip hastalara çok iyi anlatmak lazım. Çok iz kalıyor mu hocam orada? Vücut şekillendirme ameliyatlarından sonra izler kalıyor elbette. Biz onları saklıyoruz ama bazen kabarma eğilimde, hastaya bağlı olarak kabarma eğilimde olabilir o izler. Daha belirgin hale gelebilir. Onların düzeltmesini bir yıl süre zarfından sonra yapmak mümkün. Peki bunlara hiç gerek duymaması için insanların, bizlerin neye dikkat etmek lazım? İşte kol sarkması, işte ne bileyim bu boğazımızda, işte vücudumuzda. Sarkma olmaması için. Sarkma olmaması için. Daha kontrollü diyet, daha kontrollü zayıflama. Ama bu tabii ki bazen bu yani ameliyat olduysanız çok mümkün değil. Evet. Sporla bunları beraber yapabilmek, dengeli beslenme. Yani. Evet, evet. Peki o diyette öneriniz var mı? Yani çünkü biz her önümüze gelen diyeti de yapmaya çalışıyoruz. Bir uzmanı görünmekte mi fayda var acaba? Evet. Bir diyetisyene ya da eğer başka bir metabolik bozukluk varsa endokrinoloji uzmanına görünmekte fayda var. Biz o konunun biraz da dışında kalıyoruz, evet, uzmanlık, evet, olarak. Biz daha çok yönlendirmesini yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani sevgili izleyenler, bir rahatsızlığınız varsa bunu gidip uzmanıyla görüşmenizde. Yani bunun cevaplarını lütfen Google'da ya da komşularınızda aramayın. Yani sizinle aynı hastalıktan muzdarip birisinin bile kendi vücudundaki o etkiler farklı olabilir. Önerdikleri ilaçları ya da önerdikleri diyetleri kullanmayın. Bir uzmanınıza görünün. Kesinlikle. Uzmanın tavsiyesiyle ilerleyin. Evet. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Çok kıymetliydi bunlar. Siz de sevgili izleyenler, sosyal medya hesaplarından tekrarını da izleyebilirsiniz eğer not almak istiyorsanız. Yeditepe Üniversitesi Koşu Yolu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Osman Kelahmetoğlu konuğumuzdu. Tekrar çok teşekkür ederiz hocam katılımınız için. Ederim. Biz de yine başka bir sağlık vaktinde görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşçakalın.